Evet, merhaba arkadaşlar. Şu anda canlım için beni göremiyorsunuz. Şöyle diyelim ki, şimdi bugün 30 Eylül, saat itibarıyla da saat 3'e 20 var. Ben şöyle çarşıya gittim, işim vardı. Dedim bir gezeyim. Bugün de az bir pazar kuruluyormuş. Bir pazarı dedim gezeyim, göreyim bakayım ne kadar diye. Ama şöyle fiyatlara bir baktığım kadarıyla vallahi esas pazar yarın kuruluyormuş ama hiç de durup çekim yaptığıma değmez. Pazarı çok pahalı arkadaşlar buranın. Ben de karar aldım kendi kendime. Dedim ki hiç de dedim beklememe gerek yok. Ben en iyisi buradan Bismillah diyeyim, Alaya doğru gideyim dedim. Şimdi buradan çıktık. Dikili'den çıktık. Kısmet olursa şimdi Alaya doğru yola çıktık. Şimdi Alaya doğru gideceğiz kısmet olursa. Şu süngeri de şöyle korsam biraz daha dik değil de şöyle rahat görebileceğiniz pozisyona getiriyor bu. Şöyle umut ederim biraz daha havayı değil de yeri de göstermiş olsun istiyorum. Evet. Şimdi Allah'ın izniyle tahmin ediyorum ki arkadaşlar buradan hala 62 kilometreymiş. Gidiyoruz kısmet olursa. İki gece kaldık burada, yeter. Ben bir yerde gereksiz durmayı sevmiyorum arkadaşlar, ne bileyim ben. Yani istiyorum ki gidilecekse gideyim. Allah Allah, navigasyon mu? Niye diyorsun Allah aşkına? Bu navigasyon da pek doğru göstermiyor bana ya. Sola dön. Tamam, oradan dönecektik zaten. Niye beni kandırık yaptın ki? Neyse. Demek ki buralarda mı görmemişim diye herhalde göstermeye çalışıyor, bilmiyorum. İyi, onun da sözünü dinleyelim bari arada bir. Evet. Hayırlısıyla çıktık bakalım yola. Allah usandırmasın. Bir 62 kilometre, 63 kilometre neyse gideceğiz. Gidelim bakalım. Bir de Alaa'yı görelim. Buranın çarşısı öyle çok fazla gezilecek bir yeri yoktu arkadaşlar. Pazarı da söylediğim gibi çok aşırı pahalı. Örneğin size hemen örnek vereyim. Domatesin kilosu 40 lira, 50 lira civarında. Salatalığın kilosu 40 lira. Başka yerde 30 lirayken burada 40 lira. Domates 30 lirayken burada 40 lira. 40 lira, 50 lira, biber 80 liraya kadar, o şeyin papya biberin kilosu 10 lira, 15 lirayken böyle pahalı dediğim yerlerde 20 lirayken burada 40 lira. Yani söyleyeceğim pahalı, yani pahalı arkadaşlar. Yani pazarda hani çekim yapmama İnanın değmez. Ben de yapmak istemedim açıkçası. En iyisi mi dedim. Gidelim. Madem ki çekim yapmayacaksam boş boş durmanın bir anlamı yok. Bir anlamı yok. En iyisi mi dedim. Hadi yolcu yolunda gerek. Bir de git dedim. Alaa'yı gör bakalım. Ala belki hoşuna gider. Orası da hoşuna gitmezse daha şey var. Söyleyin.
Foça var. Foça bak mesela hoşunuza gidecektir arkadaşlar. Yani bu Foça biliyorsunuz meşhur bir yer. Yani diyeceğim bu şekilde bismillah dedik, düştük yollara. Yani bugün sabahleyin biliyorsunuz bir kahvaltılı çekim yapmıştık böyle karavanın içinde. Şimdi görüyorum ki güzel güzel yorumlarınız geldi bana. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha inşallah karavanda daha çok güzel çekimlerimiz olacak. Efendim şeyleri dile getireceğiz. Karavanda yaşantı nasıl olur? Gittiğiniz yerlerden aldığınız izlenimler nedir? Bunların hepsini Allah kısmet ederse hepsini dile getireceğim arkadaşlar. Yani bir karavan hayatında bilmeniz gereken ne varsa bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Her şeyden istiyorum ki haberdar olun, bilginiz olsun. Şimdi tabii ki çoğu insan merak ediyor ki ya karavan hayatını biz dışarıdan görüyoruz. Çok da özeniyoruz. Acaba özendiğimize değer mi? Efendim zorlukları ve kolaylıkları nedir? Eksileri artıları nedir? Doğal olarak merak ediyorsunuzdur. Vallahi ben başkaları gibi iyi ise kötü, kötü ise iyi demeyeceğim. Hani herkes için söylemiyorum bu başkaları derken. Herkes için söylemiyorum. Yani bazı istisnalar oluyor. Bunun farkındayım. Çünkü işin içine ben girdiğim için bilerek söylüyorum. Ben size güzel yanlarını, kötü yanlarını, hepsini sırayla dile getireceğim arkadaşlar. Şöyle ben istiyorum ki ben o çekimi yaparken kendimi iyice bir hazırlayayım istiyorum. Bir de hava da böyle dedim kapalı mapalı olursa karavanda kalırım. Güzel bir çekim sağlarız diye düşünüyorum. Ama yorumlarınızı hep bekliyorum arkadaşlar. Yani kısa da olsa yorumlarınızı bekliyorum. Ben onları okuyorum. Yani okumadığım hiçbir yorumunuz yok. O bakımdan da elimden geldiği kadar yorumlarınızı da tek tek cevaplandırıyorum ve cevaplandıracağım da yani. Şimdi çıktığımız günden bugüne kadar ne kadar yakıt harcamışız? Kaç kilometre yapmışız? Efendim masraflarımız ne olmuş? Bunları hepsini size dile getireceğim yani. O yönden hiç şüpheniz olmasın. Kesinlikle net, doğru bilgileri benden alacaksınız arkadaşlar. Ben şimdi her sorduğunuz soruları bir yere not alacağım.
bu notlara da baka baka size hepsini cevaplandıracağım yani. Tamam, ben de hafif sağa yöneleceğim. Hiç merak etme sen. Kız haklı. Kızı dinlemiyoruz. Hep yanlış yanlış yollara gidiyoruz. O da sıkı sıkı tembih ediyor ki aman yanlış yere gitme. Bu tarafa git, şuraya git diye yönlendirmeye çalışıyor haklı olarak. Sağ olsun, var olsun. Şurada şöyle bir o yollardan arkadaşlar sakın bir şey mi oldu demeyin. Ben şimdi şöyle bir saniye. Hesapta yağmur dedi ama yağmur falan yağmadı. Hava kapalı gerçi ama yağmur yok yani. Bergama. Allah Allah. Buradan önce Bergama mı geliyor ya? Bergama'yı gezmiştik biz de. Orada bayağı böyle tarihi yerler var. Ama direkt içinden geçiyorsam şey yaparım. Girip çekim yapmak isterim. Ama yok şöyle 5 kilometre, 10 kilometre ötesinden geçiyorsa daha evvel oraya girdim. Tarihi yerler var. Bakıyorum çekimlerde tarihi yerlere pek önem verilmediğini görüyorum. O tür yerleri çektiğimde bakıyorum çok fazla bir izlenme maalesef yapmıyor. Ben de bu yüzden oralara fazla ağırlık vermek istemiyorum.
Sanki buralara bir yağmur yağmış. Yani bir yağmur geçişi olmuş yani. Arkadaşlar biliyorsunuz Dikili'den çıktık. Bugün günlerden pazartesi. Yarındı pazar. Pazarı beklemedik. Çıktık gidiyoruz. Hiç olmazsa dedik Alaya kadar gidelim. Hani burada pek durmak istemedim. Madem ki dedim pazarı da pahalıysa pahalı pazarın neyini çekeyim? Pek beni doğrusu şey yapmadı, pek cezbetmedi yani. Bu bakımdan ben en iyisi dedim hiç çekmeyeyim. Pazarını boşu boşuna çekmeyeyim. Neyini çekeyim yani fiyatları pahalı olduktan sonra. Yani gezdiğim pazarlardan en çok zevk aldığım pazar, en ucuz pazar hangisi diye soracak olursanız tabii ki Bayramiç, Çanakkale Bayramiç pazarından gerçekten zevk aldım. Hem insanlarından hem fiyatlarından gerçekten çok hesaplıydı yani. Bilmiyorum bir daha öyle bir pazara rast gelir miyiz? Onu da bilemeyeceğim. Hani pazar çekimi yaptığıma değsin. Ha Maral tezgahını çekmişim. Ha buranın pazarını çekmişim. Fiyatları pahalı yani. Bir de sütü sordum arkadaşlar. Başka yerde ben sorduğumda 100 liraydı. Burada 150 lira. Yani 5 kilodan bahsediyorum. 30 lira kilosu. Başka yerde de 20 liraydı kilosu. Yani bayram işte falan 20 liraydı. 120 liraya da şeyi veriyordu. 120 mi 130 mu yalan söylemeyeyim. Keçi sütünü veriyordu. Yani burada herhalde keçi sütünü bulsalar 200 diyecekler. Tabii ki doğal olarak inek sütüne 150 lira dediklerine göre. Az bir şey yoğurdum var. Hani istedim ki bir daha süt alayım da bir yoğurt daha yapayım. Hani biraz aradan fazla bir zaman geçse de yani fazla dediğim şöyle 5 gün 10 günlük bir zaman geçip de yoğurt biraz ekşimeye dursa da ben ona ayran yapıyorum. Ekşi ayranı ben daha çok seviyorum. Tatlı ayranı sevmiyorum. Yani o böyle benim ağzıma ayrı bir tat veriyor ekşi ayran. Herkesin işte hoşlandığı bir şey var. Ne yapacaksın? Biz de ekşi ayrandan hoşlanıyoruz. Ama hazır ayranı da hazır yoğurdu da yani Allah mecbur etmesin, başka mecbur olmadığım sürece asla ve asla yemiyorum. Yıllardır da kendim yapıyorum yoğurdumu. Belki bu kesin ve kesin 30-35 senedir yoğurdu kendim yaparım. Bir şekilde yoğurdu şeyi buluyorum, sütü
buluyorum diğerlerden. Yapıyorum kendim. Herhalde damak tadım ona alıştı. Onun için hazır yoğurtları yiyemiyorum. Biliyorum. İçinde herhangi bir katkı yok. Kendi yoğurduyla mayalıyorum kavanozlara. Böyle inşallah bir gün yoğurt yaparken de beraber şey yapacağız. Yoğurdu da beraber yapacağız. İnanıyorum ki birçok kadın muhakkak ki biliyordur ama bilmeyenlere de belki biz buradan bir rehber oluruz. Görürler. Belki hazır yoğurdun inanın kıymeti çok başka. Tadı bir başka. Belki hazır yoğurdu almaktan vazgeçecek. Diyecek ki ya yalnız adam nasıl yaptıysa biz de aynı o şekilde yapalım. Ama bakın arkadaşlar yani sizin o şekilde yoğurt yapıp yemeniz bir şey değil. Benim gibi bir alışırsanız bir daha hazır yoğurt da yiyemezsiniz. Onu söyleyeyim yani başlar. Ben şimdi alıştım da diyorum ya başka yoğurt yiyemiyorum. Yok yok yararlı şeylerin faydası büyüktür. Ben yani nasıl bu kadar yol yürüyorum? İşte böyle gıdalı şeyleri kendim yaparak etimden hiçbir zaman şey vermem, ödün vermem, etim hep olmalı. Efendim etsiz yemek yemem, illaki et olmalı. Başka ne diyeyim? Yoğurdumu kendim yaparım. Yani birazcık damak tadına önem veririm yani açıkçası. Bundan da pişman değilim. İyi oluyor. Köfte yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Sulu köfte yapacağız. O sulu köfte yemeğini yapacağız. Aman, aman. Yani en sonunda yemek programlarına da gireceğim yani burada karavanda yemek programları da düzenleyeceğim en sonunda. Bunu da yapacağız yani. Artık börekler açacağız, çörekler açacağız. Efendim yemeklerin birçok çeşidini yapacağız. Arkadaşlar bilginin zararı olmaz. İnsan bilecek, yerine göre yapacak, yerine göre yapmayacak. Ama her şeyi de bilmeli yani bir insan. Hani diyorlar ya bil de yapma ama bil. Bilginin zararı olur mu insana ya? Kesinlikle olmaz. Bilgi, tecrübe her zaman iyidir. Arkadaşlar Bergama'ya yaklaştık 10 kilometre. Yani şeyde kalacaktık ya Dikili'de hani salı gününe kadar kalalım diyordum. O salı gününe kadar kalacağımız Dikili'ye burada kalalım. Evet. Var mı itiraz eden içinizde? Yok. Vallahi gördüğüm parmak kaldırma şeyine bakılırsa herkes Bergama'da kalalım diyor. İyi tamam.
Ben siz ne diyorsanız ona göre. Madem ki Bergama'da kalalım dediniz. Madem ki bazı tarihi yerleri çekelim, görelim dediniz. İyi, ben de çekerim. Siz de seyredin ama bak, seyretmemezlik yapmayın arkadaşlar. Sizi ben bazen bakıyorum. Baş tarafı belki iyi olmuyor. Veya ortaya kadar seyrediyorsunuz, bir şey zevk almıyorsunuz. Ama bunun başı ortası ne ki, sonu ne olsun diyorsunuz. Belki de arkadaşlar hiç düşünüyor musunuz ki? Belki sonu sonuna doğru, en güzellikler sona doğru saklıdır. Her şeyin sonu güzeldir. Öyle düşünün. O bakımdan hemen kaytarmayalım. Öyle hemen pes etmeyelim. Sonuna kadar seyredelim ya. Kendi çektiğim videoyu bile ben sonuna kadar oturdum izledim ki bakayım ne kadar zevk alacağım diye. Ama inanın laf aramızda vallahi billahi zevk aldım. Yani sizlerin de zevk alacağına inanıyorum. Onun için videoları lütfen yarım olarak değil sonuna kadar muhakkak izleyin arkadaşlar. Bana Bergama buradan sapıyor. Ne yapalım şimdi? Yok ya, sapmayalım ya, boş ver. Bergama'da pek tarihi şeyleri sevmiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapayım yani? Sevmiyorsunuz. Sevseniz inan döneceğim o tarafa ama sevmiyorsunuz. Ne yapayım? Neyden hoşlanıyorsunuz? Bana da yazmıyorsunuz ki. Ya biz şundan hoşlanıyoruz, bundan hoşlanıyoruz demiyorsunuz. Bir tane takipçilerimizden biri sağ olsun, buradan da kulaklar çınlasın, demişti ki ya Ahmet Bey, olur ki antika görürseniz muhakkak bir antika çekimi yapar mısınız? Biz antikaları gerçekten çok seviyoruz. İyi peki, bir yerde buldum, hatta iki yerde antika çekimi yaptım. Vallahi bana dönüp de demedi ki ya Ahmet Bey teşekkür ederim. Yani nereden buldunuz da antikaları çektiniz? Demediler ya. Vallahi o zaman ben daha çekmem antika arkadaşlar ya. Yok. Yani biz yine yolumuzdan şaşmayalım. Öyle şimdi kusura bakmayın. Her dediğinizin de lafına uyacak olursam ben ne yapacağımı ne çekeceğimi de bilemeyeceğim. Bak hala 38 kilometre kalmış. Gelmişiz. Bak Ala'ya da geldik. Ya ne olsun. Hani ne derler? En doğru yol bildiğin yol, değil mi? Biz de artık kısmet olursa kendi bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Kendimiz de kafamıza göre ne program yaptıysak o doğrultuda çekimlerimizi sürdüreceğiz. O zaten şeyi hiç unutamıyorum ve unutmayacağım da. Nereydi orası? Neyse ki adını bari unuttum, şükürler olsun ki. Oraya bir daha tövbe olsun ki gitmem arkadaşlar. Tövbe olsun. Onun için 80-90 kilometre tekrar geri gittim ya, düşünebiliyor musunuz? O kadar abartıldı ki bana orası. Dedim ya, öyle bir güzellik gerçekten kaçmaz. Ben ne olursa olsun oraya gideyim, göreyim istedim. Ama kusura bakmayın, bir daha mı? Tövbe olsun. Kimsenin şu güzel dediği yere hemen koşmayacağım yani.
Ya ben niye yine basmaya başladım? Islık çalıyor diyor ki yavaş git, yavaş git. Yani bu ıslığı duyduğumuz zaman bir ki yakıt artıyor. Ama ıslık duymadığımız zaman normal yakıtla gidiyor. Yani mümkün olduğu kadar buna ıslık çaldırmamaya gayret etmem lazım. O ıslığın görevi o arkadaşlar. Yani merak edenler, bu ne? Vuuu diye bir ses duyuyoruz. Acaba o ses neyin sesi diye şey yapmayın. Ben de bu arabayı ilk aldığımda bu ne dedim ya Allah aşkına. Yani egzoza tutmuş şey takmış, ıslık takmış. Yani bar bar bağırıyor. Ay ne kadar çirkin, ben bunu çıkarttırayım falan dedim. Sonra arabayı aldım, kişiye sordum. Dedim bu neyin nesi ya böyle dedim. Egzoza dedim şey mi taktınız böyle, ıslık mı taktınız da ötüyor falan dedim. Abi dedi sen dedi o ıslık çalmadan gidersen dedi hiç merak etme yakıtın normal bir vaziyette gider. Ama ıslık çaldırırsan bu sefer yakıtın biraz artar. Yani sarfiyatı artar. O bakımdan mümkün olduğu kadar ıslığı pek duymamaya bak. Yani duyurmadan gitmeye bak dedi. Anladık ki mecbur kalmadıkça o ıslığı duymamamız lazımmış. Yani fazla basarsan ıslık çalıyor. Az basarsan ıslık çalmıyor. Bak şimdi biraz basayım hemen bağıracak. Gördünüz mü arkadaşlar? Duydunuz mu? Evet. Yani o ıslığı çaldırmamaya bakacağız. O çalmadığı sürece yakıtımız normal sayılır. Ha, kilometrede kaç para yakıyor diye daha belki videomda söyledim mi bilmiyorum. Kilometrede arkadaşlar bu 7 lira 80 kuruş yakıyor. Yani oradan buraya, gerçi ara sokaklara girdik, çıktık, efendim uzun yol yaptık. Safi uzun yol değil tabii, şehir içinde de gezdiğimiz yerler oldu. En çok biliyorsunuz yakıt turkaklarda yakar. Direkt seyir halindeyken o kadar fazla yakıt yakmaz. Biz de şehir içine de girdik, uzun yola da girdik, çıktık. İcabında ıslığını da çaldırdık. Normalde gittik. Bu bakımdan 7 lira 80 kuruş yakıyor. Yani 4 kilometre gittiğin zaman arkadaşlar 3 ekmek parası yapıyor. Düşün, 4 kilometre nedir 4 kilometre ki? 3 ekmek parası yapıyor. Hala 31 kilometre kalmış. İşte hızlı hızlı çekim yapmaktaki biraz amacım da arkadaşlar, yani havalar yağmur yağmazken biraz dedim gayret göstereyim de ne kadar çekim yapar da ne kadar elimde video olursa, çıkamadığım gidemediğim günlerde de bunları birer ikişer sizlere yayınladım. Sizleri de videosuz bırakmam diye düşündüm. Onun için yani, ama ya gerçekten bir hafta dolu dolu bir hafta, çok fazla
kendimi fazla yıprattım. Böyle artık bende mecal diye bir şey kalmadı. Yani o kadar böyle yorgun düşmüşüm ki, yani kamera artık yere bakıyor. Ben kamerayı dahi, elimdeki kamerayı dahi düşünemiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Elimde kamera var mıymış, yok muymuş? O kadar yorulmuşum yani. Kolay değil yani, üst üste günde her gün yeri geldi 4 kilometre, yeri geldi 6 kilometre, yeri geldi 8 kilometre, yeri geldi belki 10 kilometre yol yürüdüm. Bu her gün bizim yaşımızdaki insan için çok fazla. Bir de ben normalde hiç alışkın değilim yürümeye. Yani tamam, yıllar evvel 18-20 yaşlarındayken çok yol yürüdüm ama daha sonra hep arabam olduğu için, yani bırakın 100 metre öteye arabayla gidiyordum. Bırakın öyle 1 kilometre, 100 metre öteye arabayla gidiyordum. Öyle bir alışkanlığım vardı. Tabii o zaman ufak araba vardı ama yani arabasız 100 metre öteye gitmezdim. Yıllarca sürdü bu. Böyle olunca ne oluyor? Yani vücut, ayaklar tembelliğe alışmış vaziyette. Sen birdenbire kalk 4 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre yol yürü. Kolay değil tabii ki. Manisalı bir karavancı. Şimdi benim kafayı kaldırıp da güneş enerjisini görmezlerse pek karavan gibi düşünmüyorlar. Normal bir otobüs sanıyorlar bunu. O da benim aslında işime geliyor. İstemiyorum herkesin karavan olarak görmesini.
açık sanki. Vardı, hatırlar mısın? Zeytin Dağı. Demek ki buradan mı çevrildi acaba Zeytin Dağı? Allah Allah. Zeytin Dağı. Hala 21 kilometre kalmış. Burada tuz gölleri olması lazım arkadaşlar. Yani hatırımda kaldıysa askeriyede çalışırken İzmir'e malzeme falan getiriyorduk. Çanakkale malzemesi oluyordu. İzmir malzemesi oluyordu askeriyenin. Yani askeriye malzemesi. Buradan gelip geçerken tuz göllerini görüyordum o zamanlar. Acaba hala var mı o tuz gölleri bilmiyorum. Hani tam neredeydi onu hatırlamıyorum ama biliyorum ki bu yol üzerinde vardı yani.
videolarıma bakıyorum da arkadaşlar, yani o kısa çekimler de var, birer dakikalık, bilmiyorum onu bilip de seyreden var mı? Onlara da şöyle baktığım zaman onlarla beraber 400'ü geçmiş yani. 420 falan olmuş tahmin ediyorum. Tam net bilmesem de ama 400'ü geçtiğini biliyorum. Yani bayağı bir video yapmışız. Tahmin ediyorum bir 200 tane daha rahat video atarız diye düşünüyorum. 600 tane video da sanıyorum ki yeterlidir diye. Yani uzun çekim videomuz bir kere 350'nin altında değil yani. Veya 300 diyelim. 300 diyelim daha garanti olsun. Gerisi de o kısa çekimler. Birer dakikalık çekimler var. Ona bir şey diyorlar. Ya arkadaşlar öyle bana çok görmeyin ya. Öyle her şeyi hemen hatırlayamıyorum yani. Kızıyorsunuz, diyorsunuz ki ya nasıl unutursun? Unutuyoruz işte. Hoş görün. Ne yapayım? Kafam bir tek o değil ki. Kafamda bir sürü sorunlarım var. Onun için hatırlayamıyorum işte hemen. Hani ister kabul edin ister kabul etmeyin ama bu korona aşılarının da vallahi bayağı bir etkisinin olduğunu düşünüyorum ben kendi açımdan şöyle baktığım zaman. Bu diyorum korona aşıları insanlarda kiminde unutkanlık, kiminde efendim farklı şeyler. Ya diyorum acaba gerçekten ben mi bir tek böyle etkilendim falan diye şey yapıyorum. Bakıyorum gencecik insanlarda maalesef bu unutkanlık meydana gelmiş yani. Düşünün. O zaman diyorum ki ya çok şükür yani benden kaynaklanan sadece bir şey değil. Bu genelleme olarak yediğimiz çoğu gıdalardan, efendim bulunduğumuz o korona iğnelerinden, belki de hiç bulunmasak hiçbir şey olmayacakmış. Ama işte insanları o kadar korkuttular ki, o kadar şartladılar ki mecbur kaldık bulunmaya. Yani iki tane Çin aşısı, iki tane de Alman aşısı bulundum. Hani keşke de hiç bulunmasaydım yani. İnanın onların faydasından çok zararı oldu. Hatta bir ara bayağı bir direndim, bulunmayayım dedim. Ondan sonra bakıyorum ölüm sayıları artıyor, bilmem insanları farklı şekilde korkutuyorlar falan. Dedim ki ya oğlum herkes vurunuyor, affedersin herkes aptal da sen mi akıllısın? Sen de vurun, kötü bir hastalığa yakalanırsın, daha kötü olur. Vallahi keşke vurunmasaydım ama keşkeler hiçbir şeyi geri getirmiyor. Sadece her şey işten geçtikten sonra biz insanların sadece tek dediği şey keşke. Ya keşkeyle olmuyor işte. Arkadaşlar burası nere diye sorsam bilmiyoruz diyeceksiniz. Hemen bilmediğinizi söyleyeceğim. Ya ben de sizden elimden geldiği kadar yardım almaya çalışıyorum. Hiç. Vallahi hiç de yardımcı olmuyoruz bana. Thank you.
ileride size iş hayatımdaki yaşadığım şeyleri anlatacağım arkadaşlar. Orada bayağı böyle bir dertleşeceğiz. Otobüsçülük falan yaptığımda, efendim servis çektiğimde, tura falan gittiğimde yaşadığım olayları sizlerle böyle kısmet olursa, siz de şayet olur ki dinlerseniz, dinlemezseniz anlatmam arkadaşlar. Niye anlatayım ya? Hani dinleyecekseniz anlatayım. Peki, dinleyeceğiz diyorsanız o zaman anlatayım. Konuşacağız. Böyle bayağı uzun 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 muhabbet olacak. Eskiden, çok eskileri hatırlar da, yani çok eskiler dediğim 50-60 yaş grupları muhakkak hatırlar. Eskiden televizyon yoktu. Şey vardı, radyoda Halk Hikayeleri diye bir program vardı. Sabahleyin saat 7.30'da başlardı. Saat 8'e kadar mı, 8.30'a kadar mı ne sürerdi bu. Ondan sonra o kadar güzel, her sabah kendimizi kurma saat gibi ayarlamışız. İlle onu her gün o halk hikayelerini dinlerdik böyle. Ondan sonra çok da güzel olurdu. Hoşumuza giderdi. Her gün farklı bir hikaye anlatırdı. Bazen işte aynı hikayenin devamı olurdu. Büyük bir heyecanla beklerdik ki o hikayeyi dinleyeceğiz diye. O zaman çünkü televizyon falan yoktu. Eğlence şeyi olarak bir radyo vardı. Radyo ile eğleniyordum. Ama keşke o radyoyla kalsaydık da televizyon, melevizyon hiçbir şey çıkmamış olsaydı. O zamanlar bir temizlik vardı. Herkeste böyle bir sevgi vardı, saygı vardı. Efendim pek böyle kötü niyetler yoktu. Yani düşünebiliyor musunuz? Yatağınızı at dışarıya yattık, korkmayın yani. Şu olur bu olur diye. O derecedeydi yani. Vallahi işte zaman geçtikçe her şey o kadar kötü hale aldı ki. Efendim şimdi bazıları çıkıyor diyor ki eskiden ya tüp yoktu, işte yağ yoktu, kuyruğa giriyordu. Ya arkadaşlar vallahi billahi ben o yağ kuyruğuna da gireyim, o tüp kuyruğuna da gireyim, geçmişe gideyim yani. Ya çünkü inanın bütün o güzellikler hep geride kaldı ya. Vallahi geride kaldı. Şu anda hiçbir güzellik yok ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir kişi çalışırdı, 6-7 kişiye bakardı ya. Bir kişi çalışırdı, 6-7 kişiye bakardı. Ben çok iyi bilirim ki bizim o zaman da bir de kirada duruyorduk arkadaşlar. Yani kirada duruyorduk. Babamın maaşıyla en iyi şekilde geçiniyorduk. Bir pazara giderdik. En azından 6-7 tane karpuz, kasayla üzüm, efendim domatesiydi, biberiydi. Yani öyle yarım kilo pek bilmem yani. Çünkü 7 nüfus var babamla beraber. Kolay değil. Doğal olarak alıyorduk yani. Ona göre de geziyorduk, tozuyorduk. Şimdi düşünüyorum aynı şeyi şu anda yaşamaya kalsak, bilmiyorum en ama en kötü olmak kaydıyla diyorum, 100-130 bin lira maaş alman lazım ki o zamanki o yaşantıyı yaşayabilesin. Yani düşün, o zamanki o yaşantıyı yaşayabilesin. Şimdi ama şimdi ne oluyor? Düşün 12,5 lira maaş alıyorsun. Yani çoğu insanlarımız 12,5 lira maaş alıyor. Ya onu kiraya verse
yine yetmez yani, kiraya yetmez. E bu adam ne yiyecek ne içecek ya? Yani o zamanın parasına göre ne diyeyim, o zaman benim babam 100 lira maaş alıyorsa, 100 lira maaş alıyorsa şu anki paraya göre 100 bin liradan fazla demek ki para yapıyor. 100 lira, lira. 100 lira. Yani kaç tane? 10 tane ekmek parası arkadaşlar. Şu anki 10 tane ekmek parası. Onunla hayatımızın en güzelliğini yaşadık yani. Hiçbir şeyden mahrum kalmadık. En iyi şekilde yaşadık. Ama şimdi yaşa bakalım hadi. Yaşa. Yaşayabilir misin? Yaşayamazsın. Öyle bir yaşantıyı yaşayabilmen için bugün 100 bin, 130 bin lira maaşın olması lazım ki aynı o zamanki yaşantıyı yaşayabilesin. Bir, ikincisi şimdi neyin tadı kaldı? Ne domatesin tadı kaldı? Ne efendim karpuzun tadı kaldı? Eskiden karpuzlar orijinaldi. Şimdi kabak aşısı yapıyorlar. Yediğin zaman sanki yarı kabak yarı karpuz yiyormuşum gibi oluyor. Yani her şey hormonlaştı. Her şey artık doğallıktan çıktı. Efendim organik domates diyorlar. Organik domatesin O'su yok. Yani düşün, hesapta organik domates. Yani diyeceğim arkadaşlar, maalesef bütün güzellikler bitti. Vallahi telefona karşı güneşe karşı gitmeye başladık. Telefonda ısınmıştır herhalde. Neyse, inşallah gölgeye düşeriz de. Zaten yaklaştık. Şey yaparız. Dururuz burada da. Diyeceğim böyle arkadaşlar.
Atalay'a geldik arkadaşlar. Buyurun yazsın da görün yani. Dur şu kamyon gitsin şöyle. Şöyle bir bakın bakalım. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ali A. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar ya? Hiç sesiniz de çıkmıyor ki ya. Yani ben burada kendimi yırtıyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü diye. Demiyorsunuz ya arkadaşlar. Gördük demiyorsunuz ya. Beni niye yoruyorsunuz bu kadar? Vallahi bir yer gördüm, güzeldi. Neyse. Şart değil. Çarşısına bir girelim. Vallahi frene bastığım zaman cıv 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 yapıyor. Yani merak ediyorum, şu balatalara da bir baktırayım istiyorum. Çünkü bu konuda da hiçbir bilgim yok, bakılıp bakılmadığından. Ala buraysa şehir merkezi neresi? Daha girmemiş miyiz? Neyse. Herhalde daha şehir merkezine girmemişiz. Daha ilerisi. Olmazsa İzmir'de bir şeye girelim. Sanayiye gideyim de birkaç böyle yaptıracağım şeyler var. Onları böyle bir elden geçirteyim. Hani daha rahat, daha huzurlu yolculuğumuz olsun. Şimdi biz arabaya bakacağız ki araba da bize üzmesin, yolda bırakmasın. Çok şükür şeytan kulağına yolda kalacağım hiçbir problem olmadı. Ama tabii elinden üstünden çekmeyeceksin ne olursa olsun. Yapılacak bir şey varsa yaptıracaksın, bakılacak bir şey varsa baktıracaksın ki o da seni üzmesin. Şeyleri var, tankları. Siz göremiyorsunuz, biraz şey çaprazda kalıyor da. Yani böyle yakıt tankları falan. Ama hala da denize girilmez. Çünkü dün denize girerken Ala'dan gelen yanımda duran aile vardı. Öyle bir muhabbet doğdu. Nereden geliyorsunuz falan diye birbirimize sorduk. Onlar Ala'dan geliyoruz buraya demişlerdi. Demek ki buranın denizi pek sanayilerden dolayı iyi değil. O yüzden oraya gelmişler denize. Ora nere diyeceksiniz şimdi? Tabii soracaksınız doğal olarak. Dikili'ye arkadaşlar. Dikili'ye denize gelmişler. Dikili'nin denizi evet güzeldi yani. Ala'ya geldik. Şimdi kendimize bir yer bulalım. Bugün artık istirahatimizi yapalım.
gireceğim bir yere de bir yerden. İstiyorum şehir merkezi diye yazsın da diyorum. O yazın içinden geçeyim. Burada bir yazı var. Köprünün üzerine çıkayım. Şehir merkezi dedi, bak tamam. Gördünüz değil mi arkadaşlar şimdi? Doğru yoldayız yani. Arkadaşlar, sabahki size gönderdiğim videoda, hani karavanda çektiğim videoda şöyle bir baktım ki kaşlarım maşlarım uzamış. Efendim, saçlarım darmadağınık. Şehir merkezi aşağı doğru diyor. İyi. Bari hiç olmazsa oturayım da ben de sizler gibi makyajımı neyimi yapayım da şu kaşlarımı falan biraz kısaltayım. O ne öyle ya? İyice kendimizi koyuvermişiz iyice. Yani şöyle biraz bakım gerek yani. Nedir bu yani? Niye koyverdik bu kadar kendimizi bilmem. Arkadaşlar, şehir merkezine de girdik böylece, hani gidiyoruz şehir merkezine doğru. Ama buralarda tabii yer bulunur mu bulunmaz mı bilmiyorum. İyice bakın sağa sola arkadaşlar, iyice bakın. Bir daha bu alayı ya görürüz ya görmeyiz. Burası merkezi, Ala'nın merkezi. Tabii biz buralarda yer bulabilecek miyiz? Meçhul. Nereden bulacağız da duracağız bilmiyorum. Dur bakalım, hele gidiyoruz. Böyle cepler var. Ceplerde yer bulabilseydim oralara bir yere çekerdim. Bugün bir şekilde kalırdım burada. Buranın şehir merkezi de tam neresi bilmiyorum yani. Gidiyoruz, ancak gidiyoruz bakalım. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Sadece gidiyoruz. İskele miskele dediğine göre şuralarda yer bulabilirsek buralar iyi yani. Daha öte nereye gidelim?
Buralarda yer bulursak iyi. İnşallah buluruz. Nasıl olsa ekmeğimizi de aldık. Ekmeğimiz de var. Ama düz yer bulmam lazım benim. Şu araba olmayaydı şuraya dururdum ya. Acaba durur çıkacak mı o? Bari şuraya durayım ya. Yani hiç olmazsa belki o çıkarsa sonra şey yaparız. Şuraya durayım bak. Buraya şayet hani laf eden olmazsa. Şöyle iyi yani. Alıp geri mi gideyim? Olur ya çıkacak olursam. Çıkamayabilirim. Evet. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bu yolculuk da burada bitti. Ana. 1 saat 15 dakika olmuş. Neyse hadi hepinize hoşça kalın, dostça kalın. Yalnız adamda kalın. Yalnız adamı yalnız bırakmayın arkadaşlar.